Merhaba değerli öğretmenim. Program geliştirmede 13. videoyla birlikteyiz. Önceki videolarımızda felsefelerimizi belirledik ve nereye geldik hocam? Programı tasarlama aşamasına geldik. Geçmiş videolarımızda demiştik ki bir program 4 temel öğeden oluşur. Hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme yani değerlendirme öğelerinden oluşur demiştik. Şimdi sorumuz şu. Ben programı tasarlarken hedeflerimi, amaçlarımı yani içeriklerimi yani öğreteceklerimi, eğitim durumlarını yani nasıl öğreteceğimi ve değerlendirmemi yani ne kadar öğrendiğimi karar verirken neye göre karar vereceğim? İşte değerli öğretmenlerim buradan hareketle program tasarım yaklaşımlarına geçiyoruz. Nelerdir bunlar değerli öğretmenlerim? Benim 3 ana neyim var hocam? Program tasarım yaklaşımım var. 1. Ben konuyu merkeze alarak hedefler, içerikler, eğitim durumları ve ölçme anlayışı benimseyebilirim. Veya öğreneni merkeze alarak hedefleri, içeriği, eğitim durumlarını ölçmeyi benimseyebilirim. Veya hocam sorunları merkeze alarak hedefler, sorunları merkeze alarak içerik, sorunları merkeze alarak öğrenme ve öğretme süreci yani eğitim durumlarını ve sorunları merkeze alarak ne kadar öğrenip öğrenmediklerini ölçebilirim dedikten sonra öncelikle değerli öğretmenim şuna ana hatlarıyla bir bakmanızı isteyeceğim. Dersimizin sonunda tekrar buraya geri döneceğim. Neler var hocam? Konu merkezli, öğrenen merkezli ve sorun merkezli yaklaşımlar. Konu merkezli yaklaşımlar neler hocam? Konu alanı, disiplin, geniş alan tasarımı, süreç yaklaşımı ve disiplinler arası ilişkisel korelasyon yaklaşım. Eğer ben konuyu değil de öğrenciyi, öğreneni merkeze alırsam bu sefer hedeflerimi belirlerken çocuk merkezli olarak tasarlayabilirim veya yaşantı merkezli olarak tasarlayabilirim. O olmazsa romantik veya hümanist olarak ne yapabilirim? Tasarlayabilirim. Yok ben dedim ki ben ne konuyu ne de öğrenciyi merkeze alacağım. Benim için var olan tek şey sorundur dersem o zaman yaşam şartlarını alacağım. Ya çekirdek yaklaşımını ya da yeniden kurmacılığa göre ne yapacağım hocam? Programı tasarlayacağım. Şimdi ilk tasarım yaklaşımımız olan konu merkezliğiyle başlıyoruz. Değerli öğretmenim, konular üzerine duran, bilgiler üzerine duran kimdi? İdealizm ve realizmdi. Yani ne yapacağız hocam biz? Konu alanı merkezde, konu merkezde neler üzerine duracağız? Konularımızın üzerinde duru vereceğiz. Peki değerli öğretmenlerim, konu merkezli yaklaşımların temel mantığı nedir? Ne yapılır hocam burada? Öğretilecek daha çok neye vurgu bakılır? Bak konulara. Yani içerik öğesi daha baskındır bu tasarımlarda. Daha çok ne öğretileceğine ne yapılır? Odaklanılır. O zaman konu merkezli yaklaşımlarda eğitim felsefesi açısından baktığımız zaman neyi daha çok görürüz hocam? Daimicilik ve esasicilik anlayışlarını daha çok ne yaparız? Görürüz. Dedikten sonra geçiyoruz. Ne hocam? Konu alanı tasarımı. Konu alanı tasarımında ne vardır hocam? Konular halinde programların hazırlanması esastır. Yani nasıl hazırlar hocam? Bak iklim diye bir konu öğretir. Sonra döner üçgenler diye bir konu öğretir. Sonra döner hücre diye bir konuyu öğretir. Ve ne der? İşte ben sana konuları öğrettim. Ben buna ne diyorum hocam? Konu alanı tasarımı diyorum. O zaman konu alanı tasarımında neler esas alır hocam? Tek bir konuya odaklanarak, bakın tek bir konuya odaklanarak ayrıntılı bir şekilde işlenmesi esastır. Şimdi bakın biz lisede edebiyat gördük mü? Gördük. Peki üniversitede edebiyat dersleri nasıl oluyor? Bak üniversitede edebiyat dersleri şöyle oluyor. Halk edebiyatı diyor işin içerisine bir giriyor. Bir yıl boyunca görüyor. Biz halk edebiyatını kaç derste gördük? 4 derste gördük. Matematik öğretmenlerimiz bir giriyorlar işte soyut matematiğe. Allah bir yıl onun içerisinde cebellenip duruyorlar. Veya tarihçiler bir bakıyorsun
Selçuklu tarihi diyorlar. Bir dönem onu görüveriyorlar. İşte bu nedir hocam? Konu alanı tasarımıdır. Temel mantıkta bir tek konu belirlenir. O konu ayrıntılı bir şekilde işlenir. Dolayısıyla hedefte, içerikte, eğitim durumlarda ölçme anlayışında ne yapılır? Bir konu üzerinden yapılır. Birincisi bu. İkinci grup diyor ki ya kardeş şöyle yapsak. Hani konuları bir araya getirip de bunları ders ders haline getirsek diyor. Ve ne yaptı hocam? Bak Selçuklu'yu aldı, Osmanlı'yı aldı, Uygurları aldı. Döndü buradan hareketle Selçuklu, Osmanlı, Uygurlar aldı. Ve buradan hareketle ne yaptı? En son Türkiye Cumhuriyeti'ni davet edip Türk tarihi yaptı. Yani disipliner yaklaşımda temel mantık nedir hocam? Konuların ders ders okutulması vardır. Yani ne yapıyor hocam? İklimi ayrı, işte ekvatoru ayrı öğretmiyor. Ne yapıyor değerli öğretmenim? İklimi alıyor. Oradan sonra geliyor coğrafyayla ilgili başka konu da aklıma gelmedi. Jeopolitiği alıyor. İklimlerden sonra ülkeleri alıyor. Ve buradan hangi dersi oluşturuyor hocam? Coğrafyayı oluşturuyor. İşte temel mantığı budur hocam. O yüzden fizik, kimya bunlar hep ne tasarımıdır hocam? Disiplin tasarımıdır. İkinci grup bu. Peki üçüncü grup ne diyor? Ya bu disiplinleri tamam alalım da şimdi ben ilkokul birinci sınıftaki çocuğa fiziği nasıl öğreteyim? Kimyayı nasıl öğreteyim? Ne yapılıyor hocam? Buradan hareketle geniş alan tasarımı getiriyor. Geniş alan tasarımının mantığında ne var hocam? Bak fiziği alıyor, kimyayı alıyor, biyolojiyi alıyor, yer ve çevre bilimini alıyor. Ve buradan hareketle hangi dersi oluşturuyor hocam? Fen bilimleri dersini oluşturuyor. İşte geniş alan tasarımı da nedir hocam? Birkaç dersin bir araya getirerek oluşturulmuştur. O yüzden de neden hocam? Geniş alan tasarımı. Yani içerisinde fizik de vardır, kimya da vardır, matematik de vardır. Hayat bilgisi de öyle değil mi hocam? Bakın hayat bilgisinin içerisinde trafik konularına da yer verilir. İklim konusuna da yer verilir. Bir bakarsın canlılar konusuna da yer verilir. Bir dersimiz daha var böyle hocam. Bakın içerisinde tarih, coğrafya, vatandaşlık, hukuk, antropoloji, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimini esas alır. Hepsi birleştirilir. Hangi ders oluşturur hocam? Sosyal bilgiler oluşturulur. O zaman değerli öğretmenlerim, sosyal bilgiler dersi nasıl bir dersdir hocam? Geniş alan tasarımı esas alınarak oluşturulmuştur. O zaman şu üçüne bir bakacak olursak hocam, ne yapılıyor? Küçük parça ayrıntılı bir şekilde öğretiliyor. Diyor ki ya aynı bütünün parçalarını bir araya getirelim, ders ders yapalım, disiplin tasarımı. Üçüncü grupta ne diyor? Ya birbirini tamamlayan, birbirleriyle ilişkisi olanları bir araya getirelim, daha büyük bir alan genişe yayalım bunu. Bu da geniş alan tasarımıdır dedikten sonra geçiyoruz bir sonrakine. Ki ÖSYM'nin en çok sevdiği şey ne hocam? Süreç tasarımı. Süreç tasarımı da neye odaklanmıyor? Konudan ziyade konunun öğretilme şekline odaklanıyor. Öğretilme şekline daha çok odaklanıyor. Yani ne diyor hocam? Sen konuları hep aynı yöntemle öğretirsen kişiler bu yöntemi çok iyi kullanmayı öğrenir. Dolayısıyla da konuları rahat rahat öğrenirler. Yani ne yap diyor hocam? Bak ana sınıfında, ana sınıflarında çocuklara biz deney yapmayı mı öğretiriz? Daha çok ne? Oyunla. Ha diyor ki sen ana sınıflarında ne yap? Oyunu benimse. Sen toplamayı da oyunla öğret. İşte sınıf kurallarına uymayı da oyunla öğret. Tuvalette işte ne diyeyim ellerini yıkamayı da oyunla öğret. Renkleri de oyunla öğret. Öğretmen içeriye girdiğinde ayağa kalkmayı da oyunla öğret diyor. O zaman süreç tasarımında mantık nedir? Der ki konuları tek bir yöntemle öğret. Kişi bu yöntemde profesyonelleşsin ve ne yapsın? Bu şekilde konuları rahat bir şekilde öğrensin der.
O yüzden biz ne deriz hocam? Öğretmen yıl boyu aynı yöntemleri kullanıyorsa hangi tasarıma göre hareket etmiştir hocam? Konu merkezliden süreç tasarımına göre hareket etmiştir. Ve geçiyoruz son tasarımıza. Ne hocam? İlişkisel, korelasyoner, disiplinler arası yaklaşım. Disiplinler arası yaklaşım da ne diyor hocam? Bak, dersini işlerken öğretmenim ne yap? Birbirleriyle ilişkilendirerek işle. Disiplinler arası yaklaşım. Fen bilgilerinde bakın ne yaparsınız hocam? Fendeki, matematikte öğrendiğin formülleri fende de kullanırsın. Fende öğrendiğin konuyu Türkçede de kullanırsın. Fen bilgisi öğretmeni çocuğa oğlum oradaki güneşin G'si büyük olacak der. İşte bu da nedir hocam? Disiplinler arası ilişkisel tasarımdır. Burada da ne yapılır hocam? Dersler, bak dikkat et. Dersler birbirleriyle ilişkilendirilir ki ne yapmasın der? Dersler birbirinden kopuk olmasın der. Yani matematikçi bir tarafa çekiyor, kimyacı bir tarafa çekiyor, Türkçeci bir tarafa çekiyor olmasın. Öğrenci farklı derslerde birbirlerine ne atabilsin hocam? Linkler atabilsin. Linkler atabilsin der. Toparlayacak olursak değerli öğretmenlerim. Nedir? Konu merkezli yaklaşımda. Birinci mantık. Der ki parçaları öğret. Sonra der? Disipliner yaklaşım. Parçaları birleştir. Ders ders yap. Üçüncüsü geniş alan tasarımı. Dersleri birleştir. Daha geniş bir ders yap. Süreç yaklaşımı, konuları aynı yöntemlerle öğret ki kişi konuyu daha rahat öğretsin. Disiplinler arası yaklaşım ise feni, matematiği, Türkçeyi, İngilizceyi birbirleriyle ilişkilendirerek öğret der. Ve buna göre ne yapar? Hedef, içerik, eğitim durumları, ölçme, değerlendirme anlayışını ne yapar hocam? Tasarlar. Peki değerli öğretmenim, şu tabloya baktığımızda ÖSYM'nin bence bu sene sorma ihtimali en yüksek olan hangisi? Bence geniş alan tasarımı. Bir daha vurgulayalım o yüzden geniş alan tasarımı. Geniş alan tasarımında bak konular değil dersler bir araya getirilir. Birinci ayrıntı bak. Konular değil dersler bir araya getirilir. Fizik, kimya, biyoloji gibi. İkinciye dikkat et. İkinci çeldirici disiplinler arası yaklaşım. Disiplinler arası yaklaşımda dersler ilişkilendirirken geniş alan tasarımında dersler ilişkilendirilmez. Dersler birleştirilir, yeni bir ders üretilir diyoruz ve bu şekilde konu merkezli yaklaşımları bitiriyoruz. Bir sonraki videoda neye geçeceğiz değerli öğretmenlerim? Öğrenen merkezli yaklaşımlara geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kal, hoşça kal, benim hocamda kal.